Bölgemizde 3 yıl içerisinde Fethiye'mizi daha değerli bir hale getirebilmek için ekibimizle birlikte canla başla mücadele veriyoruz ve çalışıyoruz. Bugün sizler de görüyorsunuz, burada da bütün Fethiye'deki turizm destinasyonunun her alanında görev alan bütün arkadaşlarımızla birlikte bu alandayız. Ve bizler 3 yıllık süreç içerisinde pandemiye rağmen hiç ara vermeden belediye olarak Fethiye'nin tanıtımı adına her şeyi yapıyoruz. Aynı zamanda bir turizm adına olması gerekenleri yapmaya da devam ediyoruz. Fethiye'de bu sene hangi sürprizler bekliyor bizi? Fethiye'de çok büyük bir 500 kusur milyonluk yatırımla yapılan dünyanın en güzel uçuş pistlerini Fethiye'mize gelecek olan yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimizin hizmetine sunuyoruz. Ya bu hazır pisti derken? Yamaç paraşütü yapabilir. Yamaç paraşütünde Fethiye dünya markası mı? Dünya markası olacak. Bizler de Fethiye Belediyesi olarak 2021 yılında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Hava Oyunları Festivali yapmıştık. Ve dünyanın 2 numarasıyız. Önümüzdeki yıl 2022 yılında iddialıyız ve hazırlıklarımızı şimdiden başladık. Dünyanın 1 numarası olma yolunda da hızla emin adımlarla ilerliyoruz. 72 ülkeden 2000'e yakın sporcuyu, dünya şampiyonlarını Fethiye'de ağırlamıştık. 4 gün boyunca devam ediyor ve farklı alanlarda aktiviteler yapıyoruz. Uluslararası çapta büyük bir organizasyon. Yamaç paraşütünde bu sene bütün Türkiye Fethiye'yi izlesin. Kesinlikle. Çok önemli mesajlarımız var. Sadece Türkiye değil, dünyanın izleyebileceği bir alan orası. Çok farklı aktivitelerin yapıldığı, gerçekten ülkemizin de yüz akı olan bir büyük bir yatırımdır bu. Ben özellikle zaten yurt dışından uçmak için gelen misafirlerimiz var. Pandemiye rağmen 2021 yılında dünya rekoru, yani Türkiye rekoru kırmıştık. Bu sene de dünya rekoru kırıp Fethiye'ye uçacak mı? Bu sene festival olarak dünya rekoru kıracağımızdan şüphem yok. Aynı zamanda uçuş bakımından da Türkiye'de Fethiye'de tarihin rekorunu kırdık. 167 bin uçuş gerçekleşti pandemiye rağmen.